Evet aslında bugün yerküre yer küre üzerinde en önemli insan hakları sorunları Türk dünyası üzerinde odaklanmış durumda. Biz bunlar az konuşuyor olabiliriz ama bu sorunların olmadığı anlamına gelmez. Kırım Türklerinin vatanlarının tarihi coğrafyalarının bugün Rusya tarafından işgali 9. yılını geride bıraktı. Bugün Rusya-Ukrayna savaşı yani bütünüyle Ukrayna'nın işgali bir yılını geride bıraktı. Bugün Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri üzerinde uygulamış olduğu büyük baskı yüzyıllardır devam ediyor. İran'ın Türk toplulukları üzerindeki kültürel hakimiyeti ve kültürel baskısı devam ediyor. Bakımdan bugün yıl dönümünü andığımız, şehitlerini andığımız Hocalı soykırımı Türk dünyasındaki bu büyük insan hakları meselesinin bir vakası idi, bir parçası idi. Yani Hocalı'da 26 Şubat 1992'de meydana gelmiş olan büyük soykırımı anlamadan bugün Kırım'daki işgali, 18 Mayıs 1944'teki Kırım sürgününü, Karaşay Balkar sürgününü, Nogay Türklerinin sürgününü, Kumuk Türklerinin sürgününü, yani Sovyetlerin ve devamındaki bugün Rusya Federasyonu'nun genel olarak Türk dünyası ve Türkler politikasını anlamak mümkün değildir. Bugün Rusya ve Çin'den kaynaklı hala bütün Türk coğrafyalarının ve Türk topluluklarının önemli insan hakları ihlalleri olduğunu görüyoruz. Hem Hoca da soykırılmış şehitlerini, hem de Sovyet Rusyası ve Çarlık dönemindeki işgaller sonucunda hayatını kaybeden yüz binlerce Türk ve Müslüman da rahmetli anlıyor.